Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Bugün öyle üç konuğum var ki, öyle üç dost var ki. Hani böyle uzaktan bakarız, hayran oluruz ya, ne güzel dostlar. Benim de böyle arkadaşlarım, benim de böyle dostluğum olsa deriz ya. İşte öyle üç arkadaş var bugün konuğumuz. Efendim okul yıllarından arkadaş oluyorlar. Ondan sonra arkadaşlıklarını bütün hayatlarına yayıyorlar. Hepsini ayrı ayrı onar projede, onlarca projede izledik ve hayran kaldık. Ama ilk defa yan yanalar ve burada benimle sohbet edecekler. Program süresince olsa bile ben de bu dostluğa katılacağım için çok şanslı ve bahtiyarım efendim. Konuşacak çok şey var. O zaman Ali ile aramızda başlasın. Evet. Senin oynuyorsun mu? Televizyona çıktılar. Tabii. Televizyona çıktık kız. Canlı video mu? Pot kırmayın. Tamam, pot kırmayın. Ne zamandır görüşmüyordunuz? Birkaç saattir. yüz yüze olmasa da bir yani telefonda konuştuk en son. Telefonda çok kısa zaman önce konuşmuşuzdur evet. Ve çok kısa zaman önce de bir araya gelmişizdir. Evet, sen akıl ediyorsun değil mi Sevinç bu durumu? Evet. Ben biz beraber, beraber olsak ne güzel olur deyince biz hemen tabii gözlerimiz parladı ve harika bir program bizi bekliyor. Şimdi tabii üçünüz de MSM mezunusunuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Şimdi öyle bir yıldız fabrikasından çıkınca da biraz oradan bahsetmeden olmayacak. Hem biraz heyecanımız da alınır. İki tane fotoğraf gelecek, o fotoğraflardan başlayalım. O fotoğrafların anılarını... neler yaşandı, kimler var, neler oldu biraz oradan gidelim. Bir de ustalarımızı da analım tabii. Tamam. Çünkü Müjdat Gezen Sanat Merkezi deyince başta tabii sevgili Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel'den bahsetmeden olmaz efendim. Geliyor mu fotoğrafımız? Geldi. Geldi. Öyle mi? Heh. Nedir efendim bu fotoğraf? Demin bakıyorduk Alper'le. Bu soldaki fotoğrafa dedi ki bu en soldaki yarım kaş benim dedi. evet en solda şu anda sen döndüğünde deminki şeyde senin burnuna denk geliyor. En soldaki saçların var orada dikkat edersin. Burada hiç görünmüyor. O yüzden zaten tanınmıyorsun saçların olduğu evet. için. Ben yokum efendim. Şu an yerde. Aslında vardım. Gerçekten orada bulundum. Bu bozuk düzen oyunun adı. Savaş. Ve lütfen olma hikayeni de anlat. Yani o okul oyunda sen nasıl varsın? Çünkü normalde yoktun. O zaman çok kısaca şöyle anlatayım. Ben 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kabul edildim. Sevinç Erbulak benden bir yıl önce. Serdar Orçin benden bir yıl sonra. bu olayın içerisine girdik Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Bizim evimiz orası. Yani ben ikinci ailem diyebiliyorum. Hatta geçen gün kendi aramızda konuşuyorduk işte hayatının hangi dönemine, bir saatliğine ya da bir gününe gitmek istersin. Evet, birlikte parça çalıştığımız o dönemlere gitmek isterim açıkçası. Güzel dönemlerdi. Bu soldaki de bozuk düzen... provası mı? Evet artık oyun çıkmış. Onun resmi. Onu galiba şeyde çekmiştik. Kapitol'deki Müjdat Hoca'nın sahnesinde genel evet. prova fotoğrafı gibi geliyor bana o. Evet. Sanki sahnedeyiz orada. Sevinç Erbulak, Saygın Delibaş var. Ceren Ergin Soy. Özgür Özgülgün, Ahmet Saraçoğlu, Şevko, Berat Yenilmez. Berat, Ahmet. Kıvanç, Nalan. Soldaki Barış Dinçel, Günay Karacaoğlu. Güzel bir oyundu. Okul oyunumuzdu. Şimdi o anlatmak sana sen baktım etti. Şimdi Serdar'ı görüyoruz görmüyoruz Alper'i görüyoruz görmüyoruz ama sen hep en ortadasın fotoğraflarda. O niye öyle? Hani bilmiyorum ki. Niye hakikaten ben orada en ortadayım? Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sevinç'in etrafına yapıldı zaten. Ortada var. O mimarinin öyle bir özelliği var. Tabii. Oradaydı zaten. Bak. oyun okul evet. oyunumuzdu. Savaş Hoca yönetiyordu. Alper yoktu. Bozuk düzen. Gerçekten oluş hikayen niye o garsonu sen oynamıştın? Şöyle oldu, ben en alt sınıfım. Ha. En alt sınıf olduğum için... küçük sınıflar oyunda yok. Küçük sınıflar ilk sene oyunda oynamıyorlar. Savaş Hoca garson rolünü bana verdi. Nasıl çalıştığını da anlat oldu mu? Üç repliğim var. 35 lira, 45 lira götüreyim mi Handan abla? Ben de işimi çok ciddiye alırım. Ezbersin tabii ya. Tabii hala ezberim. Şu an hazırım yani oynansa çok da güzel oynarım. Ben işi çok ciddiye alan bir insanım.
Dedim ki ben barmen çalışayım. Bu bir barmen, garson. Gittim İstiklal Caddesi'nde böyle elimde kağıt kalem barmenleri izliyorum. Şu anda işte bardağı boşalttı, yıkadı. Şunu şöyle yapıyor, bunu böyle. Deli gibi çalıştım ben. Arka tarafta tezgah vardı, bezlerim, mezlerim. Görünmüyor. Yani görünmüyor. Seyirci görmüyor yani. Ama her bir ne veriyorlarsa ona işte fındık mı gider, fıstık mı, çikolata mı gider onlar var falan veriyorum. Orada işleyen bir bar haline getirdim. Oyunun dekoru şöyleydi. Ortadan ikiye bölüyorsun. Sağ taraf bar, sol taraf ev. Sol taraf evin ışığı kapanıyor, bar açılıyor, bar oluyor, bar kapanıyor, o gidiyor. Ama arasında iki ayrı semt var. Biri işte Kurtuluş'ta, biri Erenköy'de diyeyim. Yani yakın bir yer değil. Tam oyun artık başlayacak. İzleyicili genel prova, full. Savaş Hoca dedi ki, bu tarafta evin ışığı yandığında orada kadeh tokuşturacak dedi. Arkadaşların dedi, sen de bardasın dedi, onların zamanı yok. Sen götür dedi. Kadehleri. Yani aslında demek istediği şu. Işık karardığında sen hazırla. Adamlar kostümlerini giyecekler. Her şeyi hazırla masayı. Işık kararmış halinde dışarı çık. Bitsin gitsin. Bu arada o karakterleri Alper tanımıyor. Bir karakterle karşılaşıyor oyunda. O evin içindeki biri değil. Hiç yani, alakam yok. O karakterlerle Alper oyun boyunca hiç karşılaşmıyor. Birbirlerini tanımıyorlar. Ayrı semt, ayrı kıta. Ben dedim koskoca Savaş Dinçer niye böyle bir şey istedi ki benden, yani hiç yabancılaştırma unsuru da yok oyunda. Yani ama yani vardır bir bildiği. Yeni de breh dokumuşuz, vardır bir bildiği. Demek yabancılaştırmak istiyor. Allah Allah, başka bir yerde de olsa iyi olurdu falan diye de yorum yaparken bekliyorum, böyle elimde hazırlandım ben, böyle kaderleri modelleri koydum. Bezimi koydum. Bekliyorum işte. Işıkçı da beni bekliyor ki koyayım da çıkayım diye. Ben girmeyince artık epey bir zaman geçti. Gelmiyor bu diye yaktılar. Yakınca bunlar kadehleri aradılar. Berat'la Saygın mıydı onlar? Berat Saygın Ahmet. Ha. Baktılar yok. Neyse devam edecekler. Tam arkadan şöyle bir şey diye bir ses. Bunlar döndü. Dönüp baktılar. Ben garson kıyafetiyle içeriye bütün vaktimi... Deniz oyunda hiç sahneye de çıkmamış bu arada. Yani hiç kimsenin bir şeyden ileriki bir zamanda çıkacak yani. Ben böyle vaktimi ala ala geldim. Vaktimi ala ala tam öyle. Onu koydum. Öbür tarafa geçtim. Onunkini koydum. Yanlarına çikolatalarını, şeylerini koydum. Bir de kendime yani. Bir de kendime laf yazdım. Başka bir arzunuz var mı? Gerisini sen anlat artık. Ben de oyunda oynuyorum. Aynı zamanda da Savaş Hoca'yı asiste ediyorum. O sahnede olmadığım için de yanında oturuyorum. Bu çok canlı bir an. Alper şimdi sahne kısmını anlattı. Ben hiç sorgulamadım bu arada. Bir büyük sınıfım ya. Bir tık daha aklım çalışıyor. Bir tık ama. Çünkü bizim genelde aklımız çalışmıyor yani. Hala. Bir tık çalışıyor ve Alper'in bunu anlayacağını ve karanlıkta gireceğini. Ben de şöyleyim Savaş Hoca'yla eş zamanlı. Alper girsene diyorum karanlıkta. Girmiyor. Işık yandı. Anlattıklarının aynısını ikimiz seyrediyoruz Savaş Hoca'yla. Savaş Hoca'yı çok iyi bilirsin. Çok şık bir adamdı Savaş Hoca. Çok tatlı giyinen bir adamdı. George hatları vardı hatta o gün ayağında. Ayakkabısını falan hatırlıyorum bot. Böyle küçük delikleri olan bot. Ağırdı. Böyle yanında duruyorum, not tutuyorum. Çünkü böyle işte bir şeyler söylüyor. Hızlı hızlı yazıyorum. Sonra çıkacağım, oynayacağım ben de. Işık açılınca Alper girdi. Bunları yaptı. 7-8 saniye sonra oyuncağı garsonla. O servisini yaptı. Tabii bizim çocukların Alper'e bakışını falan unutamıyorum. Yani baktılar kendine dedi o işte 35 kuruş ya. Handan abla götüreyim mi abla falan dışında da şey başka bir arzunuz var mı dedi. Bizimki alık gibi baktılar tabii Alper'e. Böyle böyle yaptı. Alper çıktı. Eş zamanlı olarak da Savaş Hoca ayağını ikimizin ortasına aldı. Bağcıklarını çözmeye başladı. Işık odasındaymış. Yok şeydeyiz, en arka sıradayız. Ciddi bir mesafe var. Ben de Savaş Hoca'ya bakıyorum buramda. Niye ayakkabısını çıkarıyor diyorum. Çok sakin böyle yavaş yavaş çıkarttı. Şöyle elini aldı. Alper hala sahnede. Böyle bir açı ayarladı ve fırlattı. Kafama botu bir fırlattı. Ben tam çıkmak üzereyken o tam isabet. O koca koca ağır bot. Neyse burası canlı yayındayız. Böyle güzel de bir onun bir ağzına konuştum. Yakışır bir ne tabiri vardı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Evladım. Evladım. Hiç yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu sana? Diye öyle bir küç diye vurdu. Aa falan böyle. Ama büyük bir karizmayla böyle bardak demeden. Diye çıkmıştım. İlk sahneye çıktığımda Savaş hocanın ama botunu yedim. Botunu yedim hocam. Yapmamam için adam daha ne yapsın? Çok uzun bir süre. Bakalım ne yapacak diye de beklemiş. Ama tabii yani sorgulayamaz. Nasılsın ki o yaşta? Savaş Hoca böyle bir şey istediği zaman hafif mantıksız geldi bence hepimize. Farklı yerlerdeydik. Ama bunu sorgulayamazsın. Tabii. Bir efekt koymak istedi herhalde diyoruz. Bir sürü kavramlar, biçimler var. Daha işte ben ikinci sınıfım. Ama yapılır mı ya orada birinci sınıf adamı zaten.
sahneyi çıkartarak ya yok, panik şimdi atağını çok attınız. İyi niyetli olduğun için yoruyorsun ama kimse de bir şey diyemiyor. Bu 33.5 lira 45 lira götüreyim mi? Handan ablaya alt metin yazmıştım ben. Hiç kimsenin haberi yok. Bir tanesini Kıvanç'a söylüyorum. Bir tanesini birine söylüyorum. O söylediğim Handan abladan hoşlanıyor ama Handan'a dedim ben aşık olayım. Handan'a böyle alt metin yazdım. En son götüreyim Handan abla da valizini götüreceğiz. Kız artık oradan ayrılıyor, başka yere gidiyor. Böyle tam götürecekken tutuyordum böyle dönüp bakın kız da anlamıyordu niye bu böyle bir şey. Nesi var şuradan tek damla yaş gelirken bir götüreyim mi Handan ablayı da söylemiyorum. Falan diye içime götürüyordum. O da anlamıyordu böyle hızla falan diyesi var bu çocuğun. Çok çektirdim ya kendi adıma. Bu hep devam etti mi mezun olana kadar böyle mi gitti? Yani hepimizin ayrı ayrı. Hepimizin ayrı ayrı. Hepimizin ayrı ayrı. Çok hikayesi var. Yani, orası... Savaş Hoca hep çoraplaydı o zaman. Hayır sadece Alper'e nasip oldu. Evet. Sadece ona kısmet oldu. Ama söylediği şey çok doğru. Yani o köşk biz hani beyaz köşkün çocukları deriz kendimiz hepimiz. Sen de evet, öyle tabii. Dersin. Yani orası bizim için eğitmenlikte yaptığımız... Öğrencilikten sonra evet, asistanlık sonra... yaptığımız, sonra eğitmenlik yaptığımız. Bu sene Alper de başladı. Öyle mi? Orası öyle bir yer. Evet. Hiç söylemiyor ha. Aramızda. Canlı yayın olduğu için o acayip frendir. Ağzına geleni söylemiyor, düşünüyor. Tabii. Kulise konuştuk. Neleri konuştuk, tane, neleri konuşamıyoruz. İki tane bir kahve, bir su aldım. Bunda kahve var, bunda su. Eğer şey olsa daha böyle bir uyarmak için... Kahve içip düşünme payı koyuyorum kendime. Bekledik de ne yapacak diye. Var mı başka aklınıza gelen Beyaz Köşk'ten? Ya çok var ya. Yandaki var. Fotoğraf, o fotoğraftan gidersek yandaki de birkaç sene sonra, yani birkaç sene değil belki de bir 10 sene sonrası. O yeni bir, yani o kadar eski bir fotoğraf değil o. Yani o gün niye okula gitmiştik? Bozuk düzen. Ondan sonra bir herhalde bir 15 sene sonra çekilmiş. Hocaları ziyaret timi olarak. Hocaları ziyaret timi. Bizim hocaları ziyaret timi grubumuz var. Doğru. Evet. Hocalarımızı dışarı çıkarıyoruz. Dolayısıyla oradaki hani tek öncesi tek. Sonrası da yapabiliriz yani orada. Ha öncesi sonrası da tabii evet. Tabii. Gerçi ilk fotoğrafta ben yokum. Herkes var ama. Sen bozuk düzende okulda mı yoksun daha? Bozuk düzende deneme sınıfındayım. Deneme hiç oynayamaz. Hmm. Yani deneme bizim sınıfa giremezler yani anladın mı? Deneme evet, onlar. Oyunu izledim. Ondan sonra daha ilerleyen sınıflarda mı arkadaşlık pekişiyor? Yok bir hemen arkadaş arkadaşlık olduk. Hep var. Hep o var. Okulun öyle bir da tam emin vardır. Değilsin. Deneme yani tamam mı yani? Seneye olmayabilir. Yani çok o yüzden sen onu kabul ederek emek vermiyorsun. Evet. Sen de mesleği deniyorsun. Meslek de seni deniyor. Hani olmayabilirsin yani. Çok o öyle bir sene. Buradan bilmeyenler olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bizim okuduğumuz yıllarda benim sınıf iki kişiydi mesela. Mihraci Eken Külü vardı, ben vardım. Üst sınıf. İki kişi kaldınız. İki kişi kaldık denemeden sonra. 15'tiniz, iki kişi kaldınız. Ama hoca sayısı... Gözün yaşına bakmak da yok. Hiç yok, göz yaşı yok. İki kişi ise iki kişi. 30 küsür hoca vardı. Kaç taneydi? Bizim dönemimizde 30 vardı tabii. Yani... Tabii. Çok kıymetli insanlar vardı. Oğuz yani Aral vardı. Toplamış Ateş çıkıyordu. Emre Kongar giriyordu. Yani o okul öyleydi. Yani Mustafa Alabora, Ali Uzunatan, Müjdat Gezen, Engin Cezar, Erol Keskin, Sumru Dinçer. İlk yılında babam da vardı. Biliyorum evet. Biliyorum. Biz yetişemedik. Biz yetişemedik ama çok anlatıyorlardı. Babam yani onun zaten ilk yılı bir sene gelmiş evet. Ama. Ama o şöyle bir şey bence. Yani Müjdat Hoca bizden daha gençler değil mi kurduğunda? Biz şimdi tabii, artık... Tabii. Öyle mi? Kırklarındalar onlar. Tabii. Biz de kırklarımızdayız. Onlar yani. Kırklarının çok başındalar. Yuvarlarsan kırkın başı. Yuvarlarsan. Hala kırklarımızdayız. Yani lütfen. Bence o düş öyle başlıyor. Tabii Müjdat Hoca bunu hepimizden daha iyi tarif eder ama işte Aliye Hoca'ya, Mustafa Hoca'ya, Savaş Hoca'ya gidiyor. Böyle bir rüya anlatıyor bence. Çünkü öyle bir okuldu işte. Babanın da geldi ama bizim yetişemediğimiz. Hakikaten biz bir daha o adamları bir arada... Bulamazsın canım. Bulamazsın. Evet. Eskrim, şu anda da bulamazsın. Eskrimden yani. Sanat tarihine, evet. Tiyatro eleştirmenliğinden, dil bilgisine kadar... Yeni bir şey denemek ya. İstemişti yani. Hala da. Hala. Var. Yani, hala da devam ediyor hala. Okulumuz. O geleneği devam ettirdiği için işte bizler ya. Devam ediyor. Yani hocalar gene var. Hala Göksel Hoca var. Yani dönemin hocaları Aliye Hoca hala var. Ama o şeyi devam ettiriyor bizlerle, mezunlarla devam ettiriyor yani. El vele vele ilerliyor. Bir geleneğin devamıyız. Her bu oyunculukta izleyicilerimize buradan daha anlaşılır anlatayım. Genelde sen usta-çırak ilişkisiyle bu mesleğe giriyorsun ve aşağı yukarı bir ansamblın, bir geleneğin içerisinde kendine bir yer buluyorsun.
O yüzden hepimiz de hocalarımızı gerçekten sevmenin haricinde saygıda kimse kusur etmez. Meslek aşkı olan insanlarız. Bizim okulumuzun bize ilk öğrettiği şeylerden biri meslek saygısıdır, meslektaş sevgisidir. Biz de işte vaktimiz geldi, biz de devam ediyoruz. Aynen. Şimdi biz sıradayız. Sonra bizim öğrencilerimiz gelir, bizim çocuklarımız. Serdar sen düşünmedin mi? Düşünmedim değil, çok defaten fırsat elime geçti. Mezun olur olmaz aslında asistanlık yaptım iki sen sene. Engin Hoca'nın asistanlığını yaptım hemen akabinde iki sene. Fakat yani sürdüremedim. Çünkü o sırada şehir tiyatrosunda bir sürü oyunum vardı. Bir de ilk yıllar olduğu için ilk yıllarda böyle biraz yüklenirler mi diyeyim yoksa neden? Yüklenirler. Oyun asarlar. Yani biraz 3-4 tane. Hani canlı yayındayız. İki tane büyük pekisin oyunu. Pekisin diye canım. Pekisin diye. Tabii, evet, tabii. Yani güzellikler. İlk 10 senesi. O yüzden hem de başka işler de vardı falan. Yani devam ettiremedim. Ne rol verseler iyi de oynuyorsun. Tamam artık. Estağfurullah. Ama çok iyi oynuyor. Yani o sırada şehir tiyatrosu ve televizyon işte ve sinema bir şeyler benim o işi götürmeme engel oldu. Ama çok istediğin istedim. Zaman. Sonra bir daha oldu. Sağ olsunlar hep aradılar sordular ama şunu sevmiyorum yani ben öğrenciliğimden bildiğim için. Bir asistan yani hele hocayı hiç söylemiyorum bile ama bir hocanın asistanı geliyor mesela onda bir heyecan başlıyor öğrenci olarak sende. Bir atıyorum 3 ay, 6 ay, belki bir sene geliyor. Sonra birdenbire gidince böyle bir hayal kırıklığına uğruyorsun. Ya sen yani böyle sürekli olsun diye bir zaman kolluyorsun. Ben de evet, kimseye öyle bir hayal kırıklığına uğrattırmak istemem açıkçası. Hani bu işi yapacaksam. Bir de yani yapamadığım için yapsam pişerdim. Biraz da bu işi böyle korkuyorum böyle öğretmenlikten. Ama işte tam Alper'in dediği gibi vakti gelince... Ben de mutlaka orada herhalde yani elimden ne geliyorsa yaparım. Öyle bir girdin ki cümleye vakti gelince hepimiz gidiyoruz. Hepimiz gidiyoruz. Vaktim kalırsa. biraz da babalardan da bahsedeceğiz. Bugün bu programda babalar da olacak. Hemen sana geleyim çünkü senin durumun biraz esrarengiz. Çok merak ediyorum. İki sene saklamışsın babandan. Evet. Eğitim hayatını nasıl saklayabiliyorsun? Benim babam yurt dışında çalışıyordu çünkü. Yani Almanya'da çalışıyordu. Yani tam bir mesainiz yoktu. Bütün. Tam bir mesaimiz yoktu. O yüzden mezun olduktan sonra, yani liseden mezun olduktan sonra hemen girmek istedim ama giremediğim için kötü tarafı. Sınavla giremeyince, kazanamayınca yani. Girdin işte kazanamadın mı? Canım ilk sene... Bilmiyorum bunu. Rekor sahibi falan olabilirim ben. Sınav çok kazan. İyi, çok iyi dostlar falan dedim. Öyle mi dediler? Ama bunu yani bilmiyorlar. Ben de sakladım. Saklamış olabilir. Ya ben sınav kazanamamak konusunda rekor kırmış olabilirim yani şu hayatta. İlk yıl 3 okulu denedim. Hiçbirinin ilk aşamasını bile geçemedim. Çünkü sen pilot olmak istiyormuş. Pilot olmak istiyorum. Pilot da olamıyorum. İşte ne bileyim o sırada bir işe giriyorum. Ve aynı zamanda da üniversiteye hazırlandığımı söylüyorum babama. Babam da bu şekilde idare ediyor. Öbür sene yeniden hazırlanıyorum. Yine giriyorum. O sene de kazanamıyorum. Ya ilk defa şey görüyorum şu an. Oyunculuk sende ısrar etmiş yani. Ne güzel. Bir türlü gitmemek için uğraşmış sende. Evet. Yani birbirimizi bırakmadık uzun bir süre. Üçüncü sene yani oradaki saklama yani aslında tam olarak okul değil. Okulu bir senesini sakladım. O sınavların dönemlerini tam bilmiyor babam. Yani hiç girmiyorsun yani öyle. Ben hiç öyle şeylerle alakam yok gibi yapıyorum. Ben bir işe giriyorum. O sırada sınavlar gelince giriyorum. Yine kazanamıyorum. Yine bir işe giriyorum şeklinde geçiyor. İşte üçüncü senenin sonunda girdim Müjdat Gezen'e. O sırada da bir sürü sınavlardan geçip kazanamayıp Müjdat Gezen'e gelmiştim. Bu arada Müjdat Gezen Sanat Merkezi de benim yani çocukluğumun geçtiği yere 150 metre uzaklıkta. Yani öyle bir yakınlığım var. Fakat bir tuhaf işte yani liseden gelen bir şeyle arkadaşlarım işte Eskişehir'e gitmiş. Kimisi Mimar Sinan'a gitmiş. Kimisi aklımda hep oralar var yani oralar olsun istiyorum. Müjdat Gezen gözümün önünde yani. Işte, duymuş musun oranın biraz daha alternatif bir okul olduğunu ve... Nasıl falan. Duymam yani. Fikirtepe'deymiş. Fikirtepe çocuğu. Ben Fikirtepe çocuğuyum evet yani. Gittin mi son zamanda?
Aynı bıraktığın gibi. Aynı bıraktığım gibi. Okulum biraz değişmiş. Yani etrafını işte çevirmişler. Ne bileyim tabelaları değişmiş falan. Sizin o meşhur canlı okul. Canlı yayındayı söyleyemiyorum. İşte meşhur okul Mehmet Beyazıt Lisesi. Onun da adını anmadan geçmemek lazım. Meşhur Mehmet Beyazıt Lisesi. Hakikaten çok acayip adamlar çıkıyor oradan. Çok ilginç bir okul. Oradan da yani tiyatro bölümünden diyeyim. Yani tiyatro kolu diyemeyeceğin kadar büyük bir üretim merkezi. Acayip bir amatör tiyatro. Oradan da bir sürü arkadaşımız hem senin tiyatroya... Evet, o Şampiyonlar Ligi kadronu yazmışlar sayın. Evet. 4 satır adam var. Mehmet Beyazıt. Mehmet Beyazıt. Onun sınıfında mı, döneminde mi? Bizim evet. Sınıfta büyükler, küçükler. Büyükler, küçükler. İşte o büyüklerin Şampiyonlar gittiği yerler gibi. Zaten. Hani onlar onlar orada, biz de oraya gidelim. Şeyinden yani. Yoksa Müjdat Gezen kapımın önü. Peki bir şey soracağım. Baban kaçıncı yılında öğrendi MSB'yi? Birinci sınıfı geçtikten sonra. Deneme bitti. Artık öğrenci oldum. Ne yaptı? O sırada da denk geldi. Babam da geri geldi. Oraları siz biliyorsunuz işte. Babam artık geri geldikten sonra köşe kapmacılar oynandı tabii bir süre. Hiç istemiyordu. İstemiyordu babam, evet. Yani öyle bir şeyi. Çünkü onların hayatlarında yani bırakın hani bizim aileyi, yani sülale, 7 sülale, cet yani yok, öyle yok. Bir şey yok yani. Yok. Ya ilk derste tayt giydiriyorlar dans dersinde. Şimdi bu adam ya Fikirtepe çocuğu, böyle sokaktan gelmiş falan, kavga gürültü. Ben de aşağı yukarı yakın bir kültür. Ben de Fatih'te doğdum büyüdüm. Zor yani, tayt giy diyorlar sana. Herkes de giyiyor. Beni hiç istemediler. Annem de istememiş. Tight giyir. Annem de mi? Canlı yayına mı bağlanıyorlar? Yok, istememiş. Bağlanmıyorlarsa konuşayım. Bağlanmıyorlar. Yok, yok. Yani tight'ta aslında bizim olay tight'taydı. Yani tight giydirmeseler hepimiz rahat rahat gideceğiz ama zor yani. Oğuz Hoca'nın rahmetli Oğuz Aral'ın dersinde. Bu arada... Bir tayt giyer. Tayt bir yakışır, bir yakışır var ya. Meşhur bir taytım var. Serdar'a bir yakışır. Havada Oğuz Aral'ın dersinde neler havada parande atabiliyordu. Çok iyiydi o. Sen çok iyiydin Oğuz Hoca'da. Sen ya çok evet. Çok iyiydin. Evet. Ben de fena değildim ama sen var ya böyle üf. İyiydi, iyiydi. Olduğu yerde takla atar. Olayı taytmış. Bir takla atsana bir tane. Hadi be Serdar. Taytımı getirdim zaten. Henüz 40'lı yaşlarının başındasın. Taytım var yanında. Şurada giy kimse gel. Evet. Demek de bak şimdi hayal ediyorum da o arada o yüzden sessizlik oldu. Ya evet. Evet o fotoğrafta gördüğün herkes hayal et. Hepsi giydi. Taytta de dersler taklalı işte Yunus taklalar, parendeler neler falanlar. Neler yapıyorduk ya o ince mavi minderde. Ya Oğuz Aral bizim hareket Kirebo. Mim hocamızdı. Pantomim hocamızdı. Çok büyük kıymet. Neler öğretirdi ya. Onun sayesinde ben hala geçen işte yine böyle dönüp böyle bir Allah razı olsun falan diye. Hayatta böyle kendi mesleğini icra ederken bazı anlar olur ya, hatırlarsın neyi nereden öğrendiğini. Hala şükrederim yani. Kesinlikle. Tabii bizde de kıymetli insanlar. Dekorun her yerini kullanıyor, hiç yapmıyor yani. Alper, yani Oğuz Aral'ın farkını Alper'de ama görüyoruz. Ama hakikaten evet. Bugün baktın yani bu adamlar, bu kadınlar, bu insanlar yani çok zor bir araya gelebilecek insanlar. Tamamen bir niyetle bir araya gelebilecek insanlar ve onları böyle merkezinde toplayan bir adam. Yani Müjdat Hoca böyle bir düşten bahsediyor ve sorgulamadan, daha ne yaptıklarını çok bilmeden başlıyorlar. Yani ne yaptıklarını çok bilmeden derken elbette ne yaptıklarını biliyorlar ama hadi bakalım bir görelim, bir alternatif oluşturalım diye başlıyorlar. Ve kaçıncı yıl? İşte 92, 2024, 32. Ben de matematik bitti. Ben oyunculuk. Ben de matematik olmadığı için ben oyunculuk. Burada cevap verecek çok adam. Yoksa ben mühendis olmayı tercih ederim. 32, mühendis olan benim kocam. 32. Böyle durumlarda bizim yönetmen benim kulağıma direkt söylüyor. Söyleyeyim mi? Söyledim şu an 32 muhakkak yanlış söylüyor. Yani o rakamları. ben de seni çok seviyorum evet. Senin durumun biraz farklı. Anne baba konusunda. Evet. Sevinç gidiyormuş, diyormuş ki ben şunu olacağım, ben bunu yapacağım. Yakışır benim kızıma mı? Evet. Devamlı. Evet. Ne çok hatırladığım bir cümle o. Yani, lafını sende. İşte babamı biliyorsun zaten, bizim babalarımızın da her şey, doğum günleri falan galiba çok yakın değil mi? Kaçı seninki? 11 Kasım baba. Aynı gün. Aynı gün tamam. Oh. Aynı gün. Çünkü hep aynı anda kutlanıyorlar. Evet. 11 bak, Kasım. 11 Kasım. Bak yani. Şöyle bir cümle hatırlıyorum babamdan hep. Annem daha gerçekçi bir kadındır. Babam da işte biliyorsun clown yani. Clown enerjisi. İşte bak çıktı. Ondan sonra böyle her sabah bir başka meslek seçiyordum ben yani.
Çünkü kafa karışık. Çok küçüğüm ama. Ben kardeşimden sonra ilk defa duydum. Hem veteriner hem dansöz olmak isteyen. Evet, dansöz olmayı çok istedim. Çünkü hani işte normal. Ezo ya, Ezo aynı. Veteriner, dansöz. Belli bir yaşa kadar öyle geldi. Çok istedim ya. Evet evet. Çünkü neden? İşte Sibel Canlar falan, babam onlarla. İşte babam komiklik yapıyor. Az solistlere kadar Sibel Can çıkıyor falan. Ve ben buralarda uyuyorum. Senin gibi yani. Sandalye. Biz biraz kazana düşüyoruz ya yani. Seçeneğin kalmıyor yani. Aslında çok da istiyorsun da. Tabii istememe canım. Varana kadar ki o yolculukta ilk dansöz olmak istedim bu arada. Yani astronottan önce dansöz. Ve böyle o sıralama çok önemli. Tabii ki. İkinci astronottu çünkü. Ve kahvaltı masasında itiraf ederdim. Yani işte böyle oyuncular, yeni fikrini orada yani anne baba oyuncularda hani böyle kahvaltı yoktur, öğlen yemeği, akşam yemeği. Mesela göremezsin ananı babanı yani. Bilirsin bu yoksunlukları. Siz niye normal değilsiniz? Siz niye benim diğer arkadaşlarımın annesi babası gibi 9'da gidip 5'te gelmiyorsunuz? Bir dönem böyle aktı bende. Kahvaltı masasında genelde söylüyordum. Annemi de böyle hatırlıyorum. Annem daha hareketli. Babam böyle ağzımın içine bakıyor. İşte bir sabah söyledim. Ben dansöz olmak istiyorum. Yani çok istiyorum dedim. Böyle annem tabak çanak falan düşürdü yani. Hani öyle. Çünkü dedim mi olacağım yani anneme göre böyle. Babam böyle baktı bana. Çok yakışır kızım sana dedi. Büyük bir güç tabii ki bu benim için. Birkaç sene bu böyle devam etti. Gidiyorum geliyorum Maksimlere falan. Neler yapıyorum? Bunların şeylerini giyiyorum. Eteklerini, elbiselerini. Çünkü hani biraz da tiyatrocu çocuğu olmak, boyanmak, kılıktan kılığa girmek. Kulis faresiyim zaten. Sonra böyle artık çok tanıdık olunca oralar. Bir de böyle evde değiller, saatleri farklı falan. Uzaya o sırada merak sarmıştım. İşte babam bana öyle kitaplar alıyordu. Bir sabah böyle ben dansöz olmaktan vazgeçin dedim. Annem çok sevindi çünkü kesin olacaktım ya. Ne olacaksın dedi babam. Astronot olmayı düşünüyorum dedim. Annem gene tabak çanak sesi. Çok yakışır sana astronot olmak dedi. Demek ki olabilir. Baban dinlemiyor muydu acaba? Ya. Çok yakışır. Dinlemez mi? Gayet ilgili de. Bilmiyorum doğuştan, bu arada. Belki de dinlemiyordu. Ya da doğuştan pedagoji yüklenmiş babana. Sürekli çok yakışır yani. Bir müddet de öyle gitti hayatımda. Ondan sonra beni zaten Ali abi, Ali Poyrazoğlu itene kadar sani. Sende tepki olmuş muydu? Oyuncu olmam tepkisi olmuş muydu? Yok, ben hep çok istedim de söyleyemedim. Ben de bir dönem o da gelişti. Mutsuz olur babam diye. Ben de bir dönem asla olmayı düşünmeme de gelişti. Saçma sapan neler okudum, arkadaşlarım ne seçtiyse gidip onları okudum. Şaka. Tabii bir arkadaşlarımdan ayrılmayayım diye. Şaka. Sonra işte yani özel olarak ne zaman seçtiğimi hatırlamıyorum ama Ali abi sahneye attı ve yani korkunç bir andı. Benim çok korktum seyirciden sahneye yani. Sahneye atmak ne ya? Gerçek yani, anlamda mı? Çok zarif itti. Çok zarif. Ama şey, duygusunu hatırladığım bir şekilde. Seçimler oynuyorlardı. Sıra Serbiler'de. Allah cezanı ver. Bak bunların ortasında kalmak felaket. Seçimler, Sıra Serbiler Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda. Böyle skeç Cem Özerler. Yani çok nefis bir kadro. Ezberim. Çünkü her cuma oyundan cumartesi oradayım. Oyundan görüntüler de dönüyor bu arada. Sevinç mi? İnanmıyorum. Sevinç sen misin? Bak buradaki repliğimi hatırlıyorum. Hadi. Babam Levent Tülek'e teallük ettirin, teallük ettirin gibi bir şey diyor. Teallük ne beyim, Türkçe konuşun diyor Levent Tülek'te. Ben de çok panikle ezberlemiştim. Aa babacığım, bak böyle tonluyorum yani. Aa babacığım, teallükün ne demek olduğunu bilmiyor musunuz? Teallük ilave ilişki demektir diyorum. Babam artık bana nasıl bakıyorsa belki de böyle falan bir şey yapıyor. 500 kişi alkışlıyor tabii. Bu benim hayatta ilk sahneye çıktığım oyun. 11 yaşındayım. Şu anda daha kostümümü almamışım. Ali Poyrazoğlu da mı oynuyor oyunda? Ali Poyrazoğlu da oynuyor. Skeç oynuyoruz. Pelin Sular, işte iki Leventler, Kazaklar, Canlar, Tülekler, üç Leventler pardon. Ben cuma cumartesileri gidebiliyorum çünkü ertesi gün okul yok. İzliyorum ve izlerken de şey yapıyorum hep. Mır mır konuşuyorum. Bütün oyunu. Bütün skeçler ezber. Ama aşkım zaten ben her cuma cumartesi oradayım. Böyle mır mırlarken babam tek sahnede bakkal skeci. Normalde Pelin Su Pir'in girmesi lazım. Çok yakında duruyorum yani hemen perdede duruyorum. Böyle bak o hissi ben hatırlıyorum yani. Bunun üzerinden 38 sene geçmiş. Ali abi böyle, o sırada Ali abi olduğunu da bilmediğim bir çift el. Beni böyle sahneye bıraktı, öyle itme değil yani. Ben böyle çıktım ve hayatımda ilk defa seyirci gördüm. Sahnede seyirci görme anlamında. Böyle babama baktım, babam bana hani hadi kızım dedi. Çünkü işte bana bir bilmem ne verir misin diyeceğim, skeç oynanacak. Ağlayarak öbür taraftan çıktım. Ağlamam sahnede başladı ve hıçkıra hıçkıra çıktım. Sonra babam çıktı, oyun bitti. Ali abi dedi ki çok güvenmiştim sana dedi. Tabii o yaşlarda çok üzülüyorsun böyle bir şey. Eve gittim, uyuyamadım. Ertesi gün cumartesiydi, gittim. Ali abi ben bir şans daha istiyorum dedim.
Ya abi, versek mi Altan falan yaptı böyle. Verdi, evde deli gibi çalıştım tabii, senin 35 Handan ablan gibi. Çıktım, oynadım skeci. Ali abi beni yanına çağırdı oyundan sonra ve hala sakladığım 1.000 lira yevmiye. Babam galiba 500 lira alıyordu. Öyle ölçün bana verdiği parayı. Evet, çok iyi kazanmış. Yani babam galiba 500 lira alıyordu. Bana bir tiyatro mektubu hazırlamış. Böyle bir sulu zarfın içine koymuş. 1.000 liramı da koymuş. Değerli işte genç oyuncum Sevinç Erbulak, bugünden itibaren seçimler oyununda bizimle beraber olmanızı Ali Porazoğlu Tiyatrosu Müdüriyeti olarak müessesemiz işte sizden talep etmektedir. Oyun başına 1.000 lira para kazanacaksınız. Bak, bir çocuğun hayatımda hiç 1.000 lira görmemiştim yani o güne kadar toplu halde. Ben böyle kabul ediyorum Ali abi dedim, imzalar, kaşeler falan. 27.000 lira biriktirip ne yapmış olabilirim tahmin edin. Tütü mü aldın? Aferin. Oyuna kostüm aldım. Yani. Çünkü şu o an kostümlü değilim. Daha 27 bin liramı tamamlamamışım. Çünkü marka konuşamıyoruz şu anda. Beyoğlu'ndaki çok ünlü bir markadan almak istiyorum. Kocaman bir yer. Hala çok ünlü bir marka. Kendime bir kostüm yapmak istiyorum. Bununla oynamak istemiyorum. Bu atıldığım geceden birkaç hafta sonraki bir kayıt. Kendi evden getiriyorum. Ve bunun böyle olmaması gerektiğini bir şekilde güdüsel olarak biliyorum. Bu oyuna bir kostüm lazım diyorum. 27 bin liramı biriktirip ilk 1.000 liram hariç. Demek ki 28 gece oynamışım. Bugün matematiğim çok iyi. Sen iyisin ha. Bugün matematiğim niye oyuncu oldun kız sen? Neden? Kafa da iyi, hiç şey olmuyor. Ama cin gibi başlanmamış beyni falan. Kırk ama. Gerçekten ilk böyle çıktım yani. Ali Poyrazoğlu'nun bir çift eliyle çıktım. Şimdi yani. Babalar deyince tabii ya, seninkini zaten tanıyoruz da. Tabii Alper'inkini de tanıma fırsatına ulaştı. Tam bir komedi babam filmi. Beni... Yani ya da sen öyle anlatıyorsun, hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır, öyle. Hepimiz şahidiz. Takip ediyormuş mesela, onu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yallah Allah. Sağa öyle... sola gittiğinde... Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri ya? Nereden aklına geliyor Ali ya? Var ya, tam alem ya. Nasıl bu takip işi nasıl oluyor diye? Böyle oluyor mu böyle? Nasıl? Konuşuluyor mu? Konuşabiliyor musun? Tabii uzaklardan işte bir mekana gidiyorsun. Bakıyorsun bir silüet. Babam orada. Yani babam beni genç kız gibi korudu diyeyim ben. Yani canlı yayına uygun. Bir şey olmaz. Şimdi benim annem babam Trabzonlu. İstanbul'da Fatih'te doğdum büyüdüm ama işte. Korku içindeler. Benim şimdi ben tayt giymekten imtina ediyorum ama babam. Allah muhafaza günün birinde oğlumu öyle görürüm diye karabasanlar basıyor. Kabuslar yani tek basıyor. Korkusu bu mu? Oğluma bir şey olacak, biri bir şey yapacak. Evet, evet. Gerçekten bilmediği bir ortam. Serdar beni anlar. Ve lise bitmiş, çocuk oyuncu olacağım diye tutturdu. Ve bizde emsali yok, oyunculuk ya şiir yazan yok. Benim geçmişimde yani Neandertallere kadar git. Elinde kalem tutan öyle bir üreten bir şey yok bizde. O yüzden biraz korktu bu çocuk. Başına bir şey gelecek. Başına bir şey gelecek diye. O yüzden hep bir kollama, hep arkanda, hep, sağında, hep. Solunda. Sonra da gösterilerinde özellikle bir tanesi tamamen babanla ilgili. İzledin sen onu. İzledim. Yanımda da baban oturuyor. Gurur duyarak. Evet. Nasıl anlatıyor? Hatırlıyorum ben. Çok güzel anlatıyor. Bir yerde böyle dramatik giriyor. Olabilir, bir baba oğul çatışmasına giriyor. O kadar çok güzeldi. O dramatik oraya giriyor. Bir gözlerimiz doluyor, çıkıyor. Yani bayağı anlatıyor. Cesurca anlatıyor. Şimdi adam yanımda oturuyor. O zaman da çok sohbetim de yok. Ben bir şey oldum. Şimdi bir utandım ya, bu Alper bu kadar da girmese miydin acaba diye. Alper adına bir. Oyun bitti. Şimdi çıktık, kulise gideceğiz. Ya, tabii ki aynı yol. Yine babasıyla devam ediyorum ben. Ya bu çocuk da işte komedide böyle bir şey. Nasıl abartmış değil mi dedim. Ya işte böyle oluyor. Biraz abartıyorsun ki komiği çıksın filan. Böyle gururla döndü bana, şey dedi. Az bile anlattım. Ya ben onu teselli etmeye çalışırken. O kadar yılım, mutlu ki. Kaçıncı yılı bu seni izlemesinin? 2000 babam ne oğlu? 2023'teyiz değil mi? Say kız. 24. 10 çık. 14. 10 nereden çık? Evlilik öncesi babam ne oğlu? Hayır şunun 10, için. 12 yıl. Şunu 2010. Söyle. 2010, yani 2010. Gurur duyduğu yere gelene kadar... Ha, ne kadar süre evet, mi geçti? İlk mesela seni sahnede izlediği ve yanında izledi? Da böyle iş arkadaşlarını getirdiği bir hikaye var. Ha, onda Barış var. Barış oyununda, oyununda da ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ya Aristofanes'in Barış diye bir oyunu var. Barış'ı kaçırıyorlar yeryüzünden.
Olimpos'a götürüyorlar. Çok eski bir oyundur, klasik bir oyundur. Sansür edemeyeceğim. Barış'ı istismar ediyorlar insanlar Olimpos'ta. Ben de Barış'ı oynuyorum. Aynı zamanda Savaş'ı oynuyorum. Barış olarak sahneye çıktığımda gelinlik giyiyorum. Gelinlik de giyiyorum. Gelinlik de beni... Daha da bir sahne alıyorlar. Olimpos'a götürüp gelinlik giydiriyorlar. Sonra da ben çok bozuluyorum. Savaş oluyorum. Babamın seveceği modele dönüyorum ama babam evet o zamanlar babam otobüs işleriyle uğraşıyordu Esenler Otogarı'nda. Ben şehir tiyatro, üçümüz de şehir tiyatrosu menşeliyiz. MSM'den sonra öyle bir şansımız oldu. Babama da ben dedim işte oyun var ama gelmez diye bekliyorum. Bütün otobüs firması sahibi arkadaşlarını. Davetliler de hepsi. Tabii canım bütün iş arkadaşları da gelmiş. Ya bana dedi ki 8-10 kişi ayır dedi. İkinci sıraya ayırdım ben. Lan bir çıktım ki babam işte firma isimlerini saymayayım hepsi bir... Ama yani hepsi çok sert insanlar. Bazıları Trabzonlu, bazıları Diyarbakırlı. Edirneliler var. Onlar bile çok sert insan. Onlar bile değil mi? Yani bak, batılı tabiriyle. Yani, hangi yöreden sorun hangi en sert insanları? En sert yani. İnsanları falan oturmuşlar yan yana. Ben böyle çıktım babam. İlk çıkınca böyle yaptı. Sen düzgün çıkıyorsun ilk. Ben ilk çıktım. Benim oğlan yaptı. İlk savaş mısın? Ne var üstünde? İlk normal şey. Normal, tamam. Yani entari, entariyle çıkmışım. Henüz tight might yok. Tamam. Sonra benim oğlan dedi. Sonra ben ikinci versiyon tight biraz daha tight'le çıktım. Biraz daha tight. Evet. Oldu. Sonra bana gelinlik giydirdiler. Oldu. En son yukarıda artık birkaç kişi kovalıyordu beni. Orada ben de bakamadım babama. İkinci perde çıktım. Baktım bomboş. 10 kişi gitmişler. İkinci perde de Allah bilir ne olacak diye. Seni kovalarlarken yardıma gelmediler. Yapabilirlerdi. Öyle şeyler oluyor. Evet ya, evet. Harika. Neler hatırlattın bize ya. Kısacık bir aramız var. Ondan sonra Serdar'ın gizemli yaşamına biraz ne? Uzanacağız. Bu gece... Evet efendim, tekrar merhaba. Ara boyunca sadece kendi aralarında konuştular. Ben tek başıma oturdum burada. O yüzden şimdi bari dedim sohbeti geri ben açayım. Şimdi efendim, sen tabii bu Şampiyonlar Ligi o lise yaşantısı üzerine Yıldız Fabrikası BSM. Evet. Sonra da başka önemli bir görev Zeki Demirkubuz filmleri başlıyor değil mi? Evet. O nasıl bir tecrübe? Neler yaşadınız? O büyük... Kendini yani... bu bir şans mı yoksa insan şansını böyle tırnaklarıyla mı kazarak mı yaratıyor, ne yapıyor? Ya böyle bir konuda ya şansa ben çok inanmıyorum açıkçası. Yani şans diye bir şey vardır hayatta tabii ki de, yani piyangonun çıkması bir şanstır ama illa sana bir rol gelmesi de her zaman bir şansla ilgili değil yani bence. Orada şimdi şöyle söyleyeyim, bir şans geldi bana diyeceğim ama şöyle, ben daha son sınıftaydım. Rıza mesela beni önermiş Zeki abiye bir rol için. Fakat orada yani şimdi ukalalık gibi algılanmasın da, yani orada beni önermesinin bir şansla bir ilgisi yok. O sırada ben de okulda ne bileyim fena değildim. Parlak bir öğrenciydim yani. Dolayısıyla önerilmeyi hak eden bir sürecim vardı açıkçası. Fakat şöyle bir şey olmayabilirdi. Zeki abinin aradığı karakter, yani o şeyinde filmde istediği hayal karakter etti. Ben olmayabilirdim. Yani ben uygun olmayabilirdim. Hani o şanssızlık olurdu gerçekten ama orada uyuştu. Yani orada benim 5-6 saniyelik bir rolüm vardı. Ama tabii 3. sayfadan bahsediyoruz ve o sırada yani yeni sinemacılar ve Türk sinemasında yeni bir akımın başladığı yıllar, biz işte daha Masumiyet'i falan yeni izlemişiz, işte Gemide'yi yeni izlemişiz ve yani bir şeyler oluyor Türk sinemasında, senaryoda bir şeyler oluyor ve topu da zaten yılda 3 ya da 5 film çekiliyor, onlardan bir tanesinde size rol gelecek yani falan gibi bir durum var.
Orada da ne yaptıysan sonra hepsi mi geliyor sana? Nasıl oluyor? Yani ondan işte... sonra hep geldi. Hep Serdar'a gelir MTM içinde. Bizim aramızda öyledir yani. Bağımsızlar. Bağımsızlar Serdar'dadır. En yeteneklilerimizden biri Serdar'dı. Serdar çok iyi oyuncudur. Yani defakto bir şey. Alper ne diyorsun? Ne diyorsun? Üçücüm ne diyorsun? O yüzden şey gerçekten iyidir. Şimdi abi çok iyi. Bağımsız sinemanın şöyle bir dezavantajı mı avantajı mı bilemiyorum. Mesela işte baba aile hakkında bir şey biliyorum. Adam gizemli. Çünkü bağımsız sinemanın bunları açmaya ihtiyacı yok. Ama gerçekten çok fazla şey. Şimdi senin ödüllü filmlerinden bir kolajımız Oley. Var. Ona bir bakalım. Boynunu koparacağınız insana borcunu ödeyeceksin demek işinize geliyor. Bana da yaptığınız gibi. Ne yaptık size? Üç insanı öldürmekle suçladınız ama annemin ölümüne üzülmediğim ve karımın aldatmasına kayıtsız kaldığım için cezalandırdınız. Henüz 2 aylık ama gayet sağlıklı. Her şey normal gözüküyor, merak etmeyin. Eğer ağzını açarsan seni sokak iti gibi gebertirim. Diğerleri nerede? Öldüler. Burası artık Rus toprakları. Divan harbe vereceğim. Bastıracağım sizi. Sen korkak bir adamsın. En az 10 kere aradım. Ona yok. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım mukaddes? Sokağa mı atalım kadın? Ne oldu oğlum? Ha? Bana bak oğlum, kaldır kafanı, ne oldu? Uzun zamandır neden Gregor Samsa gibi bir sabah böcek şeklinde uyanmadığımı ayıflanıyorum. Ne de olsa hepi topu ezdikleri bir böcek olacaktım. Hayati ikna ediver de kesin şu ağacı. Bazı insanlar yapmadıklarının, hatta içlerinden geçirdiklerinin bile hesabını vermek için acı çekerler. Vay be, ben neler yapmışım diyor musun böyle görünce? Ya tabii hoşuna gidiyor insanın. Şöyle bir şey, 2001'den 2013'e kadar şey... Senin bir de tekrarın yok yani. 2012'ye kadar bir, olan şeyler. Hem iyi bir izleyeceğim bir oyuncu arkadaşın olarak söylüyorum bunu. Oynadığı rollerin hiçbirinde bir tekrar yok. Yani şunu da şöyle oynamıştı diyemiyorsun. Helal olsun. Çok tiyatroda da, tiyatroda izledin mi? İzledim. Üf. Bir de bu Malatya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu aldığına şahit olanlardan da biriyim. Ben de orada sunuculuk evet, yapıyordum galiba. Evet. Peki ya bu bağımsız sinema güzel mi? Bu ödüllü filmler, bu roller, yoksa yani ben de şu gişe filmlerine gireyim de biraz maddi açıdan da biraz rahatlayayım dedin mi hiç yani? Şakasına soruyorum tabii. Tabii anlıyorum. Yani popüler kültüre de birazcık bulaşayım bu, diyor Barış, musun? Barış, bu senin şeyini anlatsana, dergide gişe onu anlat, tam üzerinde güzel oldu. Ya şimdi şöyle birkaç şey. Benim hayatımda tabii tiyatro hemen okuldan hemen sonra başladığı için, yani hepimizin hayatında hiç bitmedi. Şehir tiyatrosuna girmekle birlikte özel tiyatroda da oynamaya devam ettik ama şehir tiyatrosu hep vardı. Onun yanında televizyon da bir şekilde oldu ama yani bağımsız sinemanın ilk yılları, yani o bahsettiğim 2000 yıllar, 2000'lerin başlarında o bağımsız, yani 3-5 filmin çekildiği yıllar şöyleydi. Diziler yeni başlamıştı ve dolayısıyla böyle televizyonda görünmek o sırada iyi değildi. Hmm. Yani böyle bağımsız sinemacılar televizyonu çok sevmiyordu. Yani. O sırada şeyler yeni, popüler olma televizyonda falan. Hani hafiften bir böyle televizyona düşmüş. Evet. Vardı. Yani öyle. O da düşmüş. Öyle bir şey vardı. Yani çok tercih etmiyorlardı bu şeyi. Yani televizyonda meşhur olmuş insanları. Ama o sırada onları da anlamanın bir nedeni var. Yani istemiyorlardı popüler şey. Hani gerçek karakterler olsun. Yani senaryo biçimi değişmişti. Öyle ünlü olan, yani Yeşilçam gibi ünlülerin bir arada olduğu filmler değil de hani daha gerçek hikayeler yazmaya başlamışlardı. Böyle tanınan birini değil de başka bir şey istiyorlardı. Fakat o sonraki yıllarda o da değişti bu sefer. Hani onlar da filmleri izlensin diye bu sefer popüler insanlar kullanmaya başladı. Ama orada şu fark var. Artık çok iyi oyuncular da televizyonda
var olmaya başladı. Yani televizyona düşmek çok ayıp bir şey tabii ki. Yani ne demek? Oyuncu oyuncudur sonuçta ama o sırada hani mankenler, yok efendim işte bilmem ne, şarkıcılar gibi tanımlarla insanlar biraz aşağılanıyordu yani. Şimdi öyle bir şey yok. Yani çok iyi oyuncular var artık. Onlarca, yüzlerce yani. Evet, dolayısıyla o sıralarda gidiyor. Öyle bir şeyler oldu. Yani televizyon ilk dizi geldiğinde, yani ben Üçüncü Sayfada ve Yazgı'da oynamışım. Bunlar çok büyük gişe ya da tanınırlık getirmemiş bana ama çok prestijli şeyler. Evet. Tamam mı? Birdenbire 2001 yılında Yazgı'da oynamak ya olağanüstü bir şey. Hani okuldan yeni mezun olmuş biri için ama kimse bilmiyor o sırada. Sadece ilgili insanlar biliyor. İşte biz demin Alper'in hatırlattığı Barış Başar vardır. Selam olsun. Şimdi tabii benim bu filmlerde oynamamla MSM'de uğradığım şeyi de düşünelim. Yani mobbingi de bir tahmin edin yani. Hani sürekli ciddi filmlerde oynayan insanım ben. Barış Başar da bunların başında geliyor. Şimdi bir gün şöyle bir röportaj verdim ben. Yazgıdan da sonra işte ben... Ondan sonra Barda'da da oynadım. İşte sonra Yolda da oynadım. Böyle üst Barda, üste böyle çok yolda, iyi. Barda, Yolda, Serdar her orada, yerde oynamışsın oğlum. Yani Erden Kral'ın çektiği bir yüzleşme filminde Erden Kral'ı oynadım ben. Yani anlatabiliyor muyum? Çok acayip şeyler bunlar yani o sırada. Ama dediğim gibi bu çok insan bilmiyor. Evet, evet. Fakat işte Radikal falan var o sırada. Radikal hafta sonu çıkıyor ve... Ben röportaj veriyorum ve hafta sonu da şeyinde böyle tam sayfa fotoğrafım çıkıyor falan. Ve orada soru var yani işte artık 3-5 film olduğu için artık bu sorular sorulmaya başlanıyor. İşte bu kadar filmde oynadın işte falan filan ama ne hissediyorsun işte gişesi az falan filan. Ben de hani röportaj vermeyi de çok bilmiyorum. Ben de tanımlıydın mı? Ya evet ya dedim, çok ilginç. Daha yeni bu geçtiğimiz hafta sonu şeyde bir gazetede en az izlenen filmler listesi yapılmış. İlk beşin içinde 3 tanesi benim oynadığım filmdi. En az gişe yapmış filmin hala manşet koymuş bunu. Evet. En az izlenen 3 filmde ben varım. Çok uğraştı Barış onunla, çok. Barış böyle düş artık Türk sinemasının yakasından. Bırak Türk sineması kurtulsun senden diye. Yani şimdi o sırada çok prestijli filmlerde oynuyorum ama böyle de bir şey, bir durum var ama neyse ama, orayı aşana kadar tabii. Ama ekip şeytan tabii ya, oradan onu... Ya şimdi Saygın Delibaş var. Kardeşim deyip gitmezler yani, ki o ekip. Kimler tabii Saygın var Delibaş ya? Var, Barış Başar var, işte Ahmet Saraçoğlu var, var işte. Ümit var. Alper Kul var, yani bunların Ümit'e arasında... Ümit'e selam mı yollayacak? Ümit Taşdöğen'e evet. Selam söyleyeyim. Ümit Taşdöğen, sınıf arkadaşım, canım arkadaşım. Ona da buradan selam. Amerika'da şu anda bizi izliyor. Evet ya. Hala biliyorum. Okuyor biliyor musunuz? Biz, evet, hala biz onu okuyor. 93'te tanıştık. Yani. Gerçekten bitti bizim okul 3-4 sene sonra. Hala okuyor. Bu şu an doktor oldu. Doktor oldu. Ses terapisi, test terapisi yapıyordum. Yani, ben hala tam olarak... 50 kişinin yapabildiği bir şey yapıyor. Muazzam bir şey oldu. Ha, öyle söyler, çok önemli bir şey oldu ama tam olarak açıklayamıyoruz. O kadar ilgilenmemişsiniz. Amerika'da sesle ilgili çok önemli. Gerçekten yani doktor. Doktor. Sevinç'in açıklama çok iyi. Dünyada sadece 50 kişinin yaptığı çok bir şey. Çok iyi bir şey. Konuşmada. Varınca siz bulun. Böyle bir kadronun içinde yani böyle hani ciddili bir cümle kurduğunda yani öyle yırtamazsın. Peki bu arada şunu anlat, şunu anlat diyorlardı. Neydi? Ne? Otobüs. Ha tabii şöyle şeyler var bir de bu taraftan. Şimdi ben böyle şeylerle yürüdüm gittim ama ben komedi oynamayı çok seviyorum. Ve çok istiyorum çok komedi oynamak. Ve yani ve nasıl diyeyim hani dışarıda hevesini alıyor. Evet. Benimle de yolda, barda, orada, burada hevesini alıyor. Evet. Geliyor. Biz de goy burada goyluyoruz. Sağlıyorum ben. Yani işte bu tayfanın içinde sağlıyorum. Dolayısıyla oradaki her türlü yani espriye okeyim yani. Beraber bir şey yapmaya çalıştık uzun bir süre. Sonra yaptık da. İşte biz İstanbul Kraliyet Tiyatrosu diye bir tiyatro kurduk. Ya. Evet. Adından da anlaşılacağı gibi çok absürt bir tiyatroydu. Oraya gelene kadar ama yani bu dil oluşana kadar okulda biz tabii skeçler, her hafta bir skeç hazırlamamız gerekiyor. Yani Müjdat Hoca'nın dersine. Her hafta skeç hazırlamak o kadar kolay bir şey değil.
bilirsiniz. Ama bir de bir sürü hocaya. Bir sürü hocaya bir hoca tabii ki. Yani, yani 4-5 parça hazırlaman gerekiyor. Herkesin mi de yani şimdi bir tane değil. Herkes bir şey hazırlayacak ama olmuyor. Dolayısıyla bir kişi mesela kimde ne var? İşte Alper sende bir şey var mı? Yok. Sende bir şey var mı? Yok. Birinde bir şey varsa ona yapışıyoruz. E o biri genelde ya saygın oluyordu ya Alper oluyordu. Tabii, ya, yani kalemi kuvvetli olduğu için. Ya Alper oluyor bir şey. Ya o meşhur böyle kırılma anlarından bir tanesidir. Otobüs diye bir şey. Alper'in ya gündeme getirdiği. Yani ya. Bir şey var mı? Ya bir otobüs oynasak ya diye fikirden sadece yola çıkılıp girmeden. Müjdat Hoca okula derse gelmeyecek o gün. Boş geçecek ders rahatlığıyla. Lütfen siz okula anlatır mısınız? Hayır sen tamamla lütfen. Müjdat Hoca benim bunlarla derse... uğraştırmayacağım. O gidip ödül alacak. Müjdat Hoca yani. O gün okula gelmeyecek. Bu bizim için 2,5 saat bahçede ebeleme. Gerçekten saklambaç falan oynuyoruz. O ekibiz biz yani. Karşı tarafta o zaman o binalar yok. Yok, bomboş bir arazi. Parkların oyunculuktan oyun oynuyoruz. Yani. Oradan başladık biz. Müjdat Hoca'nın odası otoparka bakar. Yanında sınıftır. Büyük goy goy var. Ders boş. Öğrenmişiz gelmeyeceğini. Ve çok şakalı bir sınıftır. Hababam sınıfı deriz zaten. Büyük lütfi şakaları vardır. Taklitlerini yaptırırsın. Bir hoca gelirken hemen Hababam sınıfı müziği çalar. Hocanın o günkü enerjisine göre o müziği çalarlar. Sinirli, neşeli. Biri Müjdat Hoca otoparka giriyor dedi. Hiç ciddiye almadık. Çünkü bu da okulun şakalarından biri. Kim gitti hiç hatırlamıyorum. Müjdat Hoca'nın odasına girildi. O odaya böyle hep giremezsin yani. Gerçekten mi diye girdik. Evet, Müjdat Hoca arabasıyla gerçekten otoparka girdi. O kadar kısa bir vaktimiz var ki Ali. Bir kat merdiven çıkacak. Hemen Serdar'ın dediği şey oldu. Sende ne var? Sende ne var? Ve ilk defa kimsede hiçbir şey yok. Ve Müjdat Hoca'nın dersi kendi yazdıklarımızı oynamak zorunda olduğumuz bir ders. Çalışkanda da yok, tembelde de yok. Bu yanımda gördüğün. Kulisten bir de, ve çok paniğiz ve şey müziği çalıyor. Na 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 falan. Wow 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 tonunda çünkü gidiyor. Çünkü yani o haldeyiz. Burada keseceğim sen ya da sen devam et. Alper sadece Alper'i şöyle evet. Hatırlıyorum. Bir direksiyon. Ha, şu hikaye bulmuş. Nasıl çıktı? Hikaye öyle çıktı zaten. Yani bir direksiyonla girdi kulisten. Bence otobüs oynayalım dedi. Bu kadar. Alper'i en son böyle gördüm. Direksiyon. Elinde sadece bir direksiyon var. Gerisini almaz. Başka bir şey olsa başka bir şey oynayacaktınız. Ya tabii sınıfta bulmuş. Kalırız. Deneme sınıfı falan. Yani ne demek parça hazırlamamak? Ben dedim şoför olayım. ben bir kurtarayım kendimi. Ben kendimi bir kurtarayım. Ben o kadar düşünebildim çünkü. Beni de yormayın. Ben şoför olayım. İşte ben muavin olayım Ahmet. Ahmet muavin olayım muavin. Dedi. Ben çok yeteneksizim geleneksel Türk'te. Yani taklit yoldan ben hiç bunlar gibi yolcu değilim. Toplayalım her gelen bir tip. Ama soruyoruz. Taner'le Ümit'i yoldan alıyoruz. Evet. İşte Ceren güzel kız. Ceren'in güzel yanına kız. Taner'i oturttuk. Sen bu kızdan Ahmet hoşlan. Ahmet muavin. Ceren ondan hoşlansın. Ben dikiz aynasından başka bir kızı kesiyorum. Sen demedin rehber bunları yapacağını. Bak. Yalan söyleme. Ben demedim. Sen sadece ben şoförüm. Ben şoförüm senin dedim. Senin yapacağın hiçbir şey yok. O ikinci kata doğru. O dersin en yeteneksiz olduğum için herkes tık 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 kendini bir yerleştirdi. Müthiş aklımda ben MSM oyunculuk bölümü öğrencisi olayım dedim. Çünkü hiçbir ekstra hiçbir gayret gerektirmiyor. İşte Ebru teyze ağzıma dolma tıkıyor. Ümit'le Taner de biz ne olacağız dediler. Onlar bir küçük sınıf. Artık Müjdat Hoca adımını atmak üzere sınıfa. O mintajı düşün. Alper de böyle bak ben sizi yoldan alırım dedi. Ve Müjdat Hoca sınıfa girdi. Devam et. Ve otobüs yola başladı. Ya kimse ne söyleyeceğini bilmiyor ve hiçbir... Alper birden şeye başladı. Türkiye. Gitmişsin Avrupa'ya almışsın bir araba diye şarkıya başladı durup durup. Yani şoför o an Trabzonlu oldu ve şarkı söyleyen bir Trabzonlu oldu. Nasıl başladın bir yapsana. Gitmişsin Almanya'ya almışsın bir araba. Partiyi de severim sen. Biz de böyle. Köyündeki garibi. Biz de böyleyiz Ali. Biz de böyleyiz. Kıkırdamalar geldikçe abartmaya başladık. Sonra bir şekilde bir durum şart gelişti. Ümit de Taner'i aldı. Ümit'i aldık, Taner'i aldık. Bir şeyler oldu ve finalde dedi ki nasıl final yapacağız? Kaza yapacağım dedim. Finalde kaza yapacağım dedi. Bildiğimiz tek şey bu. Yani. Şimdi kendini de göstermek istiyorsun ya. Oğuz Aral'dan da öğrenmişiz havada parandeler atıyoruz filan. Ben de abartmayı maalesef çok seviyorum. Yok, yani biri güldüğü zaman orada kaçıyor işin ucu. Dedim ki şuraya doğru böyle havada atlayıp bir takla atayım öyle bir kaza falan. Güzel de düştüm filan. Müjdat Hoca çok beğendi.
Hikayenin burada bitmesi lazım. Yalanlarımız nasıl? Ha? Bu nedir bu dedi. Türkiye panoraması dedi. Çünkü işte otobüste bir Fransız var. Karadenizli şoför. Benim olağanüstü burası, MSM'li Anadolu burası, şey taktiği. Bir yola doğru çocuklar dedi bunu ne kadar çalıştınız? Salladılar. Salladılar. İki hafta mı desem? Çünkü birbirimizi şöyle dinlemek zorunda olduğumuz için şu anda da en büyük şeyimiz o. Hala bunu hedefliyoruz. Yani ilk defa dinliyormuş gibi tertemiz, ne duyduğumuzdan emin olan bir yerden... Yağ gibi akıyor parça. Hiç kimse bir diğerini tıkır 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 gitti. Alper'in direksiyon üzeri uçuşuyla. Sonra. Bitti. Bitti. Dedi ki ben bu oyunu dedi çok beğendim dedi. Tesadüf dedi bana dedi bugün dedi aradılar beni. Beşiktaş Belediyesi'nden dedi. Akatlar Kültür Merkezi açılacak daha yeni. Akatlar Kültür Merkezi'nin açılışında benden oyun istemişlerdi dedi. Budur dedi. Açılışta dedi siz oynuyorsunuz. Ali biz bir daha dedi. Oynayamayız o oyunu. Tabii, çünkü şey oynayamazsınız. Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz çünkü. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Akatlar Kültür Merkezi açılışına gittik. Sahnede değişik. Ha oluyor. Oluyor. Tabii ki. Bizi aldılar götürdüler Akatlar Kültür Merkezi'ne ve rezil olacağız yani. Olur mu böyle bir şey yani? Yani gitmişsin Almanya'ya ne yani? Olacak iş değil. Sen gene başladın. Ben yine başladık falan. Ben şöyle bir ben sadece kendimi düşünüyorum. İlk defa hayatım o kadar çok ışık gelmiş. Tavşan gibi böyle hiçbir şey izleyiciyi görmüyorum. Düşecek yer arıyorum. Çünkü benim tek oradaki alameti farikam abartılı takla atabiliyorum. Oyunculuğu geçtim. Ben takla atabiliyorum. Herkes onu görsün istiyorum. Ve protokol açılış olduğu için protokol adına ön tarafa tekrar sandalye koymuşlar. Hiçbir yer yok. Düşebileceğim yer yok. Yani şurada izleyici başlıyor. Benim stres o. Nereye düşeceğim? Sen Almanya falan diye seçiyorum. Artık dedim yapacak bir şey yok. Oyunu bir şekilde gülüyorlar da. Her şey de çok komik. Ben böyle geldi artık. Tam o an geldi. Yapacak bir şey yok dedim. Hadi hazır mısınız? O dedim böyle yuvarlanarak havada bir takla attım. Şuraya oturabilir miyim? Özür dilerim. Havada takla attım. Çok temiz bir şekilde... Birinin kucağına şöyle düştüm. Çünkü yer yok orada. Evet. Birinin kucağına düştüm. Bir dönüm Deniz Baykal. Deniz Baykal'ın... Bir flash patladı. Deniz Baykal'ın kucağına oturmuşum ben. Evet, o anda. Çok yani, ironik. Ama yani seçmişim gibi gitmişim. Adam o da sarılmış falan. Biri de çekti fotoğrafı. Yine alkışladılar. Gitti Esenler'e gitti fotoğraf. Yine gitti Esenler'e fotoğraf. Oğlum siyasilerin niye kucağına oturuyorsun? Sonra içeri geçtik. Herkes mutlu, iyi güldüler, alkışladılar. İyi miydi? İyiydi. Bir gazeteci geldi. Musa beyefendi hatırlıyorum. Bana şöyle bir soru sordu. Dedi ki sen miydin dedi. Evet dedim. Deniz Baykal'ın kucağına oturmakla dedi. Şunu mu söylemek istedin dedi. Seçimden önce politikacı seçmenin kucağına oturur. Seçimden sonra seçmen politikacının kucağına oturur mu demek istedin dedi. Şu an bile söyleyemedim. Anlamadım yani. Anlamadım ve önemli biri. Ona şey tutmuş. İlk röportajım olabilir. Böyle, evet. Öyle demek istedim. Evet dedim. Wrong diye Milliyet'in ikinci sayfasında yarım sayfada genç tiyatrocudan siyasilere gönderme. Şöyle eleştirdi böyle. Lan ben ne dediğimi anlamamışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece havada parande atmaya çalışmıştım. Sürekli Barış Başar'a malzemeler yaratıyorsunuz. Ya, herkese. Evet. Şimdi... demin o şarkıyı yaptı ya, Alper böyle şarkılar yapmayı da seviyor. Bestelemeyi, söylemeyi, kafadan atmayı. Senin düğünde de var bir macera. Çok meşhur oldu. Tabii ki seyredeceğiz onu. Onun kaydı var mı? Var. Vallahi mi? Bize de verin onu. Ben de tamam. Orada yaptık, bittiydi. Önce bir herkesle seyredelim. Şimdi 36 efendim, hafta listede Sevinç'in kaldı. Düğününe gidiyoruz. Alper Kul'un Sevinç için hazırladığı şarkıyı izliyoruz ve dinliyoruz. Buyursun. Bam 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 bam
kedi 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 sahnede herkes sanatçı malum buna ben de olacağım diye tutturdu. Olacağız sanat arasından dansçı olacağım diye tutturdu. Dolma bacaklı bir balerin oldu. Hatta bale 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 Allah yüzümüze gülüverdi bir kere dans hevesinden kurtuldu. Kızmayı çok sevdiği için belki oyuncu olup herkesi susturdu. Lafının arasına giremedik bir kere konuştu. Susacak sandık ama bu konuştu. Çeli yerle dedik bu kız daha genç enerjisi fazla az biraz yaşanırsak. Ya bu şey oldu biraz yine improvizasyon oldu o yüzden yani. Ne kadar zor bir şey yapıyorsun ya, inanamıyorum. Ama o kolay canım, orada 3 ses tuttu çocuklar. Ümit de oradaydı. Ümit orada olduğu için. Onlar orada olduğu için. Onların inanmışlığı şahane. İnanmışlık ama çok. Ama o MSM'ye özel bir şey yani. Levan Polka bu orijinali. Ümit orada 3 ses tuttular değil mi? Tuttuktan sonra üzerine de sözleri söyledik. Uydu yani. Ya o an olmuş bir şeydi. Böyle bir söz yazmıştım falan demiş. Ben bilmiyorum tabii. Bu after party'yiz artık. Benim üzerimde görüyorsun yani. Yazlık elbisem var. Bir şarkı hazırladık dediler. Yani içeride hemen. O da yine iki dakikada oldu. Otobüsün oyuncuları. İki değil de yani 8-10 dakikada hazırladık. Çiğdem'in varlığı orada işe evet, yarar. Çünkü yani o da önde yine Alper'in şeyini görüyor musunuz? Stresini ve işte her şey iyi olsun diye. Oradaki en stresi Ümit'tir. Çünkü o aynı zamanda hani şarkı söylediği için o çok ciddiye almıştır. Hani bir de kötü hadi söylediğimiz zaman da sinirleniyordur o. Ritmi kaçırdınız, tutturamadınız. Bunu yayınladığımız için de mi kızacak bizi artık? Yok. Peki nasıl bir histi bu? Veya mesela evlendin, eşin ne dedi? Ya önce şarkı olsaydı sonra mı evet desin? Yok, onlara zaten bayılıyor. Belki de bu benim hayatımda aldığım en güzel armağandır bugüne kadar. Ay. Gerçekten öyle bir histi. Canım benim. Ne gerçekten. Güzelsiniz ya. Bir de senin evet demen var. Aa evet. 30 kere mi evet diyor? Yani böyle farklı dillerde evet diyeyim demiştim. Belki hani Volkan da öyle. Volkan da dümdüz evet dedi. Daha ilk gün kavga ettik. Erkeğin canı alınıyor gibi yazdım bir şey oluyor. Yazdım böyle onu hemen. Niye öyle oluyoruz? Yüzüstürmek istemiş böyle. Evet, si. Yazdım böyle. Anladın mı? Onun evet. Onun da var galiba. Aa. Tabii. Ama düğün bakalım. Videom mu ele geçirildi? Bir görelim. Evet. Bir insan bir lisan. Evet. En etkilerini öğrendim. Şimdi onlarla cevap vereceğim. En sonunda kendimizde. Nece olduklarını söylemiyorum. Araştırırsınız sonra. İki Amharca. Volkan. Tarık Volkan Cengen. Avo. Po. Bayi. Niki. Ano. İya. Jo. Jo. Ui. Vi. Kavi. Eve. İta. Jo. İgen. Si. Joe, teşekkür ederim sevgili. Anne, Leres, Bale, Hava, Dun, Beni, Nai, Yevo, Eme! Ben bakıyorum size hiçbir senin baskısı ve etkisi altında kalmaksız. Onu tamamen kendimi iradeniz ve kendi arzunuzla Fatoş Sevinç Erbuğar hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Ben şov yapmıyorum. Evet. Ha bu yüzden kavga etmiştik evet. Ben şov yapmıyorum dedi. Ben böyle dün after party sonrası senin şarkına bile rağmen. Öyle ben mi dedi sana? Evet öyle dedi. Şov yapma mı dedi? Yüzük atıldı. Allah Allah. Öyle demek istemedim falan yaptı ama ben şovumu yapıyorum dedim. Tartışmıştık. Şu an aile sıkıntınızı canlı yayında burada anlattın ya. Aile sıkıntısı değil ki. Değil mi? Yok. Peki. O zaman sizin hakkınızda kısa kısa bilgiler var efendim elimde. Eyvah. Bakalım neler olacak. Gelelim Sevinç Hanım'la başlayalım efendim bu bölüme. Obsesif kompulsifim, kompulsifim demişsin benim söyleyemediğim. Bir minik vardır rahatsız. Evet. Efendim? Yani bir minik öyleyim. Minik dememişsin bayağı takıntılı bir insanım demişsin. Evet. Bitmiyor da. Kurtulmaya çalıştığım çok takıntım var demişsin. Totem. Ne var mesela? Totemlerim var. Ben biliyorum ki mesela kulis uğurların var. Var. Oyun parfümün var. Var. Ne demek o? Yani işte özel olarak role seçmiyorum. O kadar takıntılı değilim de işte sıktım o gün ve çok iyi bir oyun oldu. Ha. Size de vardır bunun benzerleri.
Ya da o gün bir küpemle, bir küpeyle çıktım. İyi gitti oyun. Çok iyi gitti. Artık o oyunun küpesi, o oyunun parfümü gibi. Unuttuğumda yaka değiştirip geri alıp gelirim yani. Öyleli. Ama eziyetli totemlerim var. Bir de oyun çok iyi çıksın diye fiziksel olarak kendimi yoracağım. Migros'tan dönüyorum eve. Çok poşetliyim. Poşetleri hiç yere indirmeden bütün işlemleri yaparak eve girersem bu ciddi bir mesafe ve ağır. Ne kadar ağırsa totem o kadar güçlü. Çiğdem'le aynıyız biz bu konuda. Çiğdem de beni çok iyi anlıyor yani. Bana şu anda garip bakıyorsunuz ama. Yok yok, rica ederim. O yolu böyle yürürken işte anahtarı poşetlere rağmen tek tek çıkarmak. Tek tek bulabiliyor anlatırken. Anahtarın bırtını, poşetler her yerimde. Yani yere değmemesi. O gün öyle demişim mesela. Başka bir gün sadece buramdayken falan gibi. Yani yok mu, sonuna de kadar böyle götürmek gibi. Küçük küçük takıntılarım var, evet. Küçük küçük. Evet, geçmiş olsun diyor ve... bildiğim kadarıyla çok küçük takıntıları olmayan başka bir arkadaşıma dönüyorum. Teşekkür ederim. Alper hakkında bilgiler aldık. Bilmediklerimiz de var işin içinde. Sevgili yengem de verdi biraz. Aylin mi? Tabii. Oo, hiçbir şey söylemiyor. Bak, tabağından yemek almayacaksın diyor. Ha. Ne? Tabağından yemek almayacağız. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben tabakta ne kadar yiyeceğim. Tamam, söyle, şimdi burada obsesif kompulsif bozukluk üzerine hastalık propagandası yapmıyorum ama ben de tedavi görüyorum. Obsesif kompulsif bozukluğum var benim de. Psikoloğa gidiyorum bununla ilgili. Ama halletmeye okulda çalışıyorum. Okulda mı verdiler size acaba? Ben tabağı süslerim ben de. Evet. Bozulsun istemem. Yani zeytinlerin dizilişi varmış, evet. Bir sistemi varmış zeytinin. Yan yana aynı renk zeytinler yan yana durursa mutlu oluyorum. Yani yeşillerle siyahlar birbirine girmesin. Yani benim tabağımdan birisini yemesinden ziyade sistemi bozmadan. Tabak yani sistemini kim o zeytinleri karıştıracak ya? Ya belli mi olur hayat? Işte. Hayat yani. Tabak sistemini. Ya belli mi olur? Biri gelip zeytinlerini bozarsa. Bozabilir. Hayata nasıl devam edersin sonra? Senin hayatında sabah baş başa uyanır yanmaz kahvaltı etmek istiyormuş. Evet. Yoksa biraz... Sinirleniyorum. demek ki kan şekerim düşüyor. Bir şey oluyor. Yani. Şeker hastalığı vardır. Bir şeydir, ne bileyim. Doğru. Tezgahta sarı bez sevmiyor musun? Mutfakta görmek istemiyor musun? Onlar çoğu insan sevmiyordur. Yok. Kim mesela? Sarı bezler yok mu? Var. Benim evimde evet. Kullanıldığı evet. Zaman garip kokan bezler yok tamam. Mu? Tamam. Koklarsan kokar. Yani mutfakta o sarı bez. Evet. Evet. Hoş bir şey mi sizce? Yani, değil de yani. Onu işin bittikten sonra kurulayıp kaldırmak hoş değil mi? Nereye kaldırmak? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu savunmuyorum bu arada. Ben artık tedavi olan bir insanım. Bence mutfakta sarı bez olabilir. O benim şeyimmiş, takıntımmış. Bence doğru. Ben onu halledebilirim. Tabii ki halledebilirsin. Gözüme çarpıyor. Çarpmıyor değil. Rahatsız ediyor. Ama etmiyor kadar, değil. Ama dile getirmiyorum artık. Tamam. Kendi içimde gidip kendimi kilitleyip nefes terapisi dile, tabii. Çözüyorum. Sarı bez değil. O bir sarı bez. Sarı değil. Ezber konusunda. Ezberde de tedavi onu çözeceğim ama gerçekten çözeceğim. İnşallah. Konsantrasyonun bozuk olduğun, ya daha doğrusu ezberim senin iyi olmadığında. Çözmene gerek yok. Diğer 100 kişi çözdü. Alper prova yapıyorsa ezber alıyorsun. Mutlak sessizlik var. Şey yapamıyorum. Abi sende de var. Niye sen normalmiş gibi bakıyorsun? Anlatsana biraz da sen anlat. Neyi? Kim? Ben. Ben. Neyi anlat? Takıntı. Ya bende de şey işi. Sorma. O filmlere çağırmazlar yok mu? Ben ezber. Ya işimi dört dörtlük yapmak ile ilgili biraz bir meslek ahlakını abarttığım bir durum herhalde o. Yani iyi olsun, en iyisi olsun diye herhalde özünde. Ya ben konuşamayacağım. Peki, benden. Ama benim ezberim iyi olmadığında birisi konuştuğu zaman ben onu dinliyorum hep. Yani tek kişilik oyunlarda da çok sinir bozucu oluyor. Sende olmuyor mu? Ama kulisi dinliyorsun. Alper'in kendini hatırlatmaları da vardır. Böyle yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Mesela hatırlatıcı kelimeyi tırnağına yazdığını gördüm mesela. Ha, kopya çekerim. Evet. Tırnağına mı? Tırnağına. Onu yazana kadar ben ezberlerim mesela onu. Ama çok var. Yani çok... Yani çok lafın olduğu zaman kopya çekmiyor musun? Serdar, niye oğlum beni gömüyorsun? Serdar anlatsana biraz yavrum. Biraz sen de kendinde yan. Haydi canlı yayındayız. Ya, edeceğim onu. Tabii, kim yapmaz tırnağına laf? Kim yazmaz? Acaba? Ya şeylerin ipuçlarını. İpuçlarını. Mesela lütfen mesela. Ya benim genelde şey diye başlar. Şimdi uzun bloklar varsa tamam. Ve biz böyle oturuyor isek. Şimdi burada nasıl yararlanabiliriz?
hep ben konuşuyor isem geldiğimde ilk bloğu ezberlemem. İlk bloğa bakarak girerim. Onu dönem zaten orada söylerim. O. Bu bana çok mantıklı geldi. Tamam, sonrasında. O zaten her skeçte bir cümle ezberlemesen yıl sonunda bir skeç ezberlememiş oluyorsun. Tabii. Yani bu bize lazım yaşlılıkta. Sonra ortayı ezberlediğini düşün. Sonra harekete yedirerek şöyle yapıyorsam eğer bil ki ya ayakkabımda ya burada. Sonraki cümlenin ipucu burada yazıyordur. Ve böyle sinirli sinirli ne demek? Ah pardon diye böyle yapıyorsam dördüncü cümleyi buradan alıyorum. Cümle mi? Atıyorum orada ne yazıyor? Kedi mi yazıyor yani? Ne yazıyor? Şey, ne hatırlatıcı bir şey. Hatırlatıcı cümleleri oraya yazıyorum. Takıldığı ezberleyemediği şeyi. Ezberleyemedim. Bazen peki, bazı karakterler hatırlatıcı olarak yazdığın şeyi hatırlamadın oluyor. Ulan bu neyin hatırlatıcısı? Ona böyle daha dikkatli bakıyorum. Ve o sırada oyuna mı yediriyorsun? Ben bir şekilde tabii yediriyorum. Mükemmel. Gibi geliyor bilmiyorum. Ama şey çok işe yarıyor. Tırnaklara çok güzel böyle. Kurşun kalemle tırnağına yazdığında 10 tane tırnak var. Yani 10 Q demek bu. Peki. Buradan şöyle şöyle sinirli bozulmuş gibi artık. Güzel. Eskiden burada görebiliyordum şimdi. Şey, şuradan yazabiliyorsun. Şey doğru mu? Gömlek manşetlerine yazıyorsun. Bir tane şey tam çok güzel. Sırlarını söyleme ya. Evet. Sihirbaz söyler mi bütün hileleri? Evet, çok var. Söylesin o da be. Sihirbaz da söylesin çocukluğum yedi. Ya şey, Covid ilk çıkmış. Covid olduğumu zannedip ne yaparsın? Evime kapanırım. Bu ne yapmış? Vasiyet yazdı. Biliyorum. Evet, onu biliyorum. Biliyoruz. Ama ya, ben Zoom'da anlatmıştın ya onu. Ama bir şey söyleyeyim, o gerçek. Yani gerçekten. Dertleşmek için Zoom'da, biz toplanıyorduk Zoom'da. Yapıyorduk. Orada anlatıyordum onu. Çok anlattı, anlattı bize. Ben çok öleceğim zannettim yani. Çünkü herkes ölüyordu. Ben niye ölmeyeyim? Herkesten neden öldü? Benim de hakkım. Valla bunu bize anlattı, hatırlıyorum yani. Bir de çocuk yeni olmuş. 2 yaşında şimdi. Yani insan... Bana da oluyor. Ben 12 gün hastanede kaldım. Dedim herhalde ben buradan dönmeyecek. Psikosomatik etkiymiş bu. Bir şeyi çok düşününce o oluyor. Aylin deliriyordu artık. Ben televizyon izliyorum. Diyorlar ki işte Covid'in şeyleri, etkileri açıklanıyor ya. İşte boğaz ağrısı diyorlar. Lan bakıyorum boğazım ağrıyor. Yapıyorum vallahi ağrıyor diyorum. Bir gün sonra boğazım ağrıyarak duruyorum. Diyorlar ki o sonradan çıktı. Koku alamıyorsun diyorlar. Ağlamıyor. Sana yemin ediyorum. Bak kolonya döküyorum, koku yok. Ben kesin Covid'im diyorum. Yani bütün etkiler oluyor. Şey de çok saçmalamıştım. Bir tane bir yerde şey dediler. Sıcak mikrobu öldürür dediler. Fön tuttum ağzıma. Hayır yapmadım. Evden de çık yaptım. Burnum hep yandı ya. Muazzam ya. Sonra bir de bir şey söyleyeceğim. Onu da bir obsesyon olduğu için sonuna kadar araştırıyorsun ya. Fön eğer arka tarafından hava giren yeri kapatırsan daha büyük ısı veriyormuş diye onu da kapatıp fön makinesini yakarcasına ağzıma sokup ama üzülüyor. Üzücü bir şey bu. Gülmeyin bunu. Ben öleceğim zannettim yani. Tabii odaya ya kapatıp çok... ağlıyordum. Aylin'cim Allah sabırlar zaten versin. Evet, senin var mı böyle değişik bir şey? Yani ağzına fön tuttum. Eğer son arkadaş şey yapmazsa dövmese ya. Yok yani. Ya böyle çok büyük şeylerim yok benim, böyle totemlerim. Oyun totemin yok mudur? Vardır. Çok yok benim vardır. Ya. Vardır. Vallahi pek yok. O temiz kalmış. Peki şu aralar ne yapıyorsun? Totem olarak. Takıntı takıntı. Şu an yeni takıntı mı? Şu Prens ara... var. Prens'in ikinci sezonunu çekiyoruz. Hmm. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Bekliyoruz. Ya evet. Bir de Yabani diye bir diziye girdim. Başlamıştı zaten. Hmm. Ben de 13. bölümden dahil oldum. O devam ediyor. Şu anda bunlar. Harika. Çok... Sahne? Bu arada... Sahne bu sene yok. Önümüzdeki sene yeni oyunlar bakacağız. Ama herhalde sadece bu sene yok. O kadar çok çalıştık. Evet gerçekten. Ya, evet. Tabii, yani, bilmem mi? Şehir tiyatrosuna girdiği günden beri. Evet. Gerçekten... İlk defa bir sezon oyunum yok. Yani. İlk defa yok değil mi? İlk defa hayatımda. Benim de ilk defa tek oyunum var. O da bir şey. Sana soracak. Film giriyor. Film giriyor evet. Haydi Tut Elimi miydi? Isim? Haydi Tut Elimi evet. Evet. Ezocuk da var. Ezocuk orada da var. Evet, evet o giriyor. Semestirde çok kısa bir zaman. Başka sonra. Oyun hangi oyun? Oyun benim Ahmet'le gene sınıf arkadaşlarımızdan biri. Ahmet Saraçoğlu'yla. Selamlar. Ahmet'le pandemide çıkardığımız oyun. Hakikaten tek oyun yani bu sene. O devam ediyor. Ben de Sakla Beni diye bir dizide. He. 11 haftadır oynuyorum. İyi gidiyor. Ahmet'le oyun ne zaman? Ahmet'le oyun haftaya.
Yani gün, saat, sahne. Haftaya Gazhane'de. Cumartesi Yakuplu'da yeni bir sahnemiz açıldı. Tek gün oynuyoruz cumartesileri. Tamam. Haftaya da Gazhane'de oynuyoruz. İzleyeceksen Gazhane'ye git. Evet evet, Gazhane'ye gel. İzleyicilerimiz de bilgilensin. Ha, izleyicilerimiz de bilsin de sen sanki sen gideceksin. Ben gitmek istiyorum. Sen Gazhane'ye gel. Gazhane'de izle. Tamam. Alper'cim sen film vizyonda mı hala? Ölümlü Dünya 2. Hı. Evet evet, şu anda vizyonda. Hala iyi de gidiyor. İyi. Çok beğeniyoruz zaten. Ben de çok beğeniyorum. Onun dışında zaten beraberiz. Evet. Sahnede birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Benim için bir şeref. Rica ederim benim için. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İlk defa bu programda böyle beraber görme şansını bana verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Biz de çok teşekkür ederiz bizi bu şekilde konuk ettiğiniz için. Başka da... Bizim için de bir ilk. Evet. Televizyona çıktık beraber. Efendim haftaya görüşmek üzere. Yine güzel konuklar, değerli konuklar, güzel konularla birlikte olacağız. İyi geceler diliyorum.